o nehirde bu botlarla yarışıyorlar. Her botta da 40 kişi oluyormuş. Evet, olayımız bu. Mekong nehri kıyısında, Laos'ta Luang Prabang'ın en eski el yazıları koleksiyonu. Şu anda arşivim için değil, kütüphanem için değil. Ünlü deyim var, yani dünyanın en fazla bombalanmış ülkesi. Gece pazarında Luang Prabang'ın yürüyorum. Vallahi bayağı da bir şey aldım. Lao mimarisindeki o kat kat, 3 ve 4 katlı yapı dediğim işte yapı bu. Şimdi Luang Prabang meditasyon merkezindeyiz. Burada şu gördüğünüz arkadaşlar el yazmaları, hepsi Luang Prabang'ın en eski el yazıları koleksiyonu. Şu anda arşivim için değil, kütüphanem için değil. Arkadaşım anlatıyor. Bunlar tripitakalar, yani üst sepetler. Bunlardan bahsettim. Yine bahsederim. Sri Lanka videomu izleyin detay bilmek istiyorsanız. Bunlar kutsal Budist metinleri. Üsttekiler Thai metinleriymiş. Bunlar orijinal Lao metinleri Tripitaka'nın. Ve bunlarda Burma, Myanmar, Burmese Tripitaka üst sepet metinleri. Pali Kanon'u bu üst sepet. Bunlar nedir? Bunlar ilk musafları aslında, öyle diyeyim, Budizm'in. Onları modern hale getirmişler şu arkama kitaplarda. Şu an ilginç bir yerdeyim böyle. Hani Luang Prabang'da kimsenin girmeyeceği bir yerdeyim. Şimdi sonunda Wat Sheng Ton'a geldik. Burası Mekong ve o Namkan nehirlerine hakim bir tepenin üzerine kurulmuş. Şehrin en eski ve en değerli tapınaklar topluluğu. Arkamdaki ana tapınağını görüyorsunuz. Demin bunun içindeydim. Şehrin en değerli tapınağı dediğim gibi 1500'lerde inşa edilmiş. Ve her akşam burada 5:45'teymiş bir ayin varmış. Laos tarzı bir Budist ayini. Ona katılacağız, bakalım nasılmış. Buraya Mutluluklar Tapınağı deniyormuş. Dış cephesi bir mozaiklerle kaplı. Böyle inanılmaz bir mimarisi olan, yine 3 çatılı sisteme oturan bir tapınak burası. Böyle renkli camlarla süslenmiş. 2 metre uzunluğundaki Buda heykeli tapınakla yeşiltmiş. Şimdi o Buda heykelini size göstereceğim. Burada yürüyorsunuz, hakim olan siyah renk var, altın renk var ve kızıl renk var. Kızıl renk royal'ın, yani kraliyetin simgesi, Lao kraliyetin simgesi. Siyah renk Lao halkının simgesi. Sarı, gördüğünüz bu kızılımsı renkler ise, şu yaldızlı renkler ise Budizm'in, Budist kişilerin simgesi. Tapınağın içindeki şu kasnak görüyorsunuz, boru, odanın üzerine geliyor. O borunun ne olduğunu anlatacağım şimdi. Bakın boru bunlar. Su borusu, ne olduğunu anlatacağım bakın deliklere. Su borusu tapınağın bir başından başlıyor. Budayı sulayacak şekilde oraya kadar ilerliyor. Şimdi o boruların ne olduğunu anlatayım. Şimdi Şubat ayındayız. 2024 Şubat ayındayız.
2 ay sonra Songkran var. Bu Tayland'da falan popülerdir böyle. Herkesin su tabancası birbirine su attığı festival. Su çünkü bu düzimde arınmayı simgeliyor. Yani su attığınız zaman başkasına suyun kutsallığından dolayı onun üzerindeki kötü ruhların, kötü spiritlerin arındığını önemliyorlar. Ve bu su festivali Luang Prabang'da 1000 yıldır o tapınakta başlıyor. Wat Sien Tong'da başlıyor. Önce su bırakıp Buda'yı ıslatıyorlar. Daha sonra tapınaktan buradan koşturarak herkes tüm meydanlarda, tüm caddelerde su savaşı gibi birbirlerine su atmaya başlıyorlar. Bu yeni yılın aslında kutlanışı. Aslında animizmle de ilgisi var. Yeni yıl demek ne demek? Musonun başlangıcı, yani suyun başlangıcı. Kuraklığın bitişi. Nehirlerin taşması, pirinç, besin, gıda demek. Su festivalleri bu şekilde bunlar için önemli. Her tapınak bir bottan sorumlu demiştim. İşte hala da üretiliyor. Tapınağın bahçesinde keşişler bot üretiyorlar. O festivalde bu botlarla yarışıyorlar. Her tapınak bir köyü organize ediyor ve Mekong Nehri'nde, bu arada ilk defa göreceğim ben de sizle birlikte. Karşımda Yüce Mekong, birazdan aşağıda ineceğiz. O büyük nehir şu anda arkamda. O nehirde bu botlarla yarışıyorlar. Her botta da 40 kişi oluyormuş. Evet, arkamda Mekong, devasa nehir Luang Prabang şehrini çeviriyor. O nehirde de yolculuk yapacağız. Onu da göstereceğim. Saatlerce gideceğiz o eski teknelerle. Şimdi burada Luang Prabang deyince, burası Lansang diye bir krallık var. Bu işte bizim Osmanlı neyse, Yunanlar için işte Bizans neyse, Siyamlar için, Taylandlar için işte o Siyam krallığı neyse, Koreliler için Joseon neyse, burası için de Lansang krallığı var. Ama ondan öncesinden bir bahsedeyim. Yani Laos, kim bu Laoslar, Güneydoğu Asyalılar? Ya Güneydoğu Asya halkları, Kimerler, Taylar, Laolar, bunların aslında Burmalılar, çoğunun kökeni Yangtze Nehri deltası. Yani Çin'in güneyi. Ta milattan önce 3000'den sonra bu bölgeye göç etmiş bu insanlar. Yani kökenleri orası. O dönemde Çin'in güneyinde Çinler yok. Çin medeniyetinin merkezi Sarı Nehir. Kuzeydeki nehir. Sarı Nehir havzası. Çin'in güneyi diğer birçok karma karışık kabilelerle kaplı. Bugünkü Güney Çin o zamanlar dediğim gibi Çinli değil aslında. Bugün bu arada Laos'ta egemen grup Laolar. Onlara Laolar deniyor. İnsanlar kendilerine Lao diyor. İngilizce'de Laoslulara Laotian deniyor. Taylar 8. yüzyılda Güneybatı Çin'den orada bir devlet kuruyorlar. Nanchou Krallığı'nı kuruyorlar. Ondan sonra ilerleyerek Çin Hindi'ne, bu yarımadaya ulaşıyorlar, Güneydoğu Asya'ya. Laolar ise öbür Tao halklarıyla birlikte, diğer Taylarla birlikte 5. yüzyıldan itibaren, aslında 1500 yıldır Kimer hakimiyetinde yaşıyorlar. Tay halkları bu yerli Monlarla ve Kimerlerle karışmış, onların kültürlerinden etkilenmiş. Daha sonra Lansang Krallığı dediğimiz kültürü oluşturmuş. Onların kökenleri, mitleri, gelenekleri ta o döneme gidiyor. Bunu kayıtlardan öğreniyoruz. Şu anki kültürlerinden öğreniyoruz. 12. 13. yüzyıllar boyunca Laolar Muang Sao, daha sonradan da Luang Prabang denen prenslikleri kuruyorlar ve Luang Prabang Krallığı, daha sonra işte Fransız egemenliği, sonra komünist rejim ve günümüzde de devam ediyor. Krallık kaldırılıyor 1975'te. Devam ediyor. Buranın hikayesi böyle. Bir giriş yapmış olduk Mekong Nehri'nin kıyısındayken. Asya mangosu bu abi. Sarı, yumuşak. Asya mangosu, işte dragon meyvesi. Ben bunu sevmiyorum. Fresh coconut geliyor. Evet, olayımız bu. Mekong Nehri kıyısında, Laos'ta. Mango keyfi. Hindistan cevizi keyfi. Güneş batıyor. Botlar ilerliyor. Karşıki dağların arkası Çin. İyiyiz.
China Lamont filmlerini bilen bilir. Vietnam'da geçiyor. Tam o tarz ortamlar. Işık vuruyor. Müthiş doğanın içinde. Kapalı, karanlık dükkanlar. Luang Paramount'ta Night Market gece pazarı kurulmaya başladı. Bu cadde akşamları trafiğe kapanıyor. Böyle tamamen yeme içme, giyim kuşam. Bütün cadde alışveriş caddesi oluyor. Bakar mısınız Lao mimarisinin güzelliğine? 1, 2, 3, 4 katlı tapınak. Luang Prabang'ın ana caddesi. Sakkalın Caddesi'ne girdik yine. Upuzun ana caddesi Luang Prabang şehrinin. Şimdi bu şehre gece pazarı kurulmaya başlandı. Önümüzde başlıyor. Hani sokak yemeği, street food falan da yiyebilirsiniz oradan. Alışveriş de yapabilirsiniz bu saatlerde. Ortalık hareketlenmeye başlıyor. Bu arada bir olumsuz taraf, özellikle şimdi bastırdı, böyle bir yoğun bir sis var. Duman var. Bu duman doğal değil aslında, insan yapımı. Bu Hmonglar, diğerleri, dağ kabileleri, dağ köyleri bitcak sistemiyle çalışıyorlar. Yani ormanda alan açıp tropik toprağı işiyorlar. Toprak birkaç senede değersizleşince, verim vermeyince, buranın toprakları öyle, başka bir yer açıyorlar. Bununla Tayland'da, Laos'ta hükümetler savaşıyor ama önüne geçemiyorlar. Böyle bir sistem var. Onlar da hani karnını doyurmak zorunda. O yüzden Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında Chiang Mai'de, Tayland'ın kuzeyinde, Chiang Rai'de, yine Laos'un kuzeyinde, bu bölgede böyle bir şey konusu var. Bir havada bir asılı bir sis var. Zaten uçakta gelirken de hep gördüm yani. Aşağı hiç göremedim. Böyle bir sis, duman konusu var. Gece pazarında Luang Prabang'ın yürüyorum. Vallahi bayağı da bir şey aldım. Şöyle göstereyim, bayağı 5-10 parça bir şey aldım. 3 dolar, 5 dolar. Güzeldi yani, güzel derken işte üretim bazıları ilişi hakikaten. Onlar biraz daha pahalı oluyor. Hani aynı mal Tayland'da falan da var. Buranın 3 katına falan yani. Laos hakikaten o konuda bayağı şey. Kamboçya'da mesela daha önce gitmiştim. Kamboçya'da şey yani, buradan pahalı. Laos bu konularda bayağı uygun. Aklınızda olsun. Praticamente decidi di farlo. Grazie a tutti.
Bombaları eritip böyle takı falan yapıp turistleri satıyorlar. Böyle bir hikayesi var. Daha anlatmadım size. Daha Lasun tarihinden bahsedeceğiz. Burası aynı zamanda işte ünlü deyim var. Yani dünyanın en fazla bombalanmış ülkesi. Demin gösterdiğim takılar da işte o kalan bombalardan ürettikleri takılar. Ülkeye atılan. Vietnam Savaşı sırasında ABD'nin attığı bombalar. Onların bir kısmı patlamıyor vesaire. Üçte biri hala insanlar ölüyor. Bacakları parçalanıyor. Sakat kalıyorlar. Gece pazarı böyle. Bugünü bitirelim, kapatalım. Yarın sabah, yarın çok yoğun bir gün olacak. Akşam geleneksel La Duans'ı izleyeceğiz. Sabah 6 küsür gibi güneş doğarken o keşişlere yardım olayına katılacağız. Sonra 8 gibi bota biniyoruz. Mekong turu, mağara turu. Sonra Pusi Tepesi derken yarın bayağı bir yoğun geçecek. İstanbul Bangkok, Bangkok Luang Prabang, hala dinlenmedim. Hala yürüyorum sabahtan beri. Duşumu alıp çıkmıştım. Bugün böyle bitsin. Yarın enfes yerlere gideceğiz. Bey ben Anaslan, Bey Kuvvet Anaslan. Bangola. Arkamda gördüğünüz yerde gece pazarının yemek yeme alanı. Ama bunu artık yarın akşam çekeceğim. Daha fazla video çekecek halim kalmadı. Ben karnımı zaten doyurmuştum. Buraya hızlı geçip otele varmak istiyorum.